Bu videoda Tronhon'un ürettiği lazer küp 100, kısaca LC-100 lazer kazıma makinesini inceleyeceğiz. Hemen başlayalım. Kısaca LC100 Type-C ile çalışan, yani 5 voltta bile çalışabilen, telefonla kontrol edilebilen, pratik, taşınabilir bir lazer kazıma makinesi. Bugüne kadar onlarca lazer kazıma makinesi gördüm. Böylesini hiç görmemiştim. Yani bunun çalışma mantığı diğerlerinden farklı. Diğerlerinde en az 2 tane motor oluyordu. X ve Y ekseni üzerinde hareket edip çalışıyordu. Bu hiç ses çıkarmadan motorsuz bir şekilde içerisindeki lazer ışığını kırarak 10 cm'ye 10 cm'lik geniş bir alana baskı yapabiliyor ve hiç ses çıkarmıyor. Şimdi daha fazla teknik detaya geçmeden önce gelin birlikte kutuya göz atalım. Cihaz iyi korunmuş bir kutu içerisinde geliyor. Kutusunun tasarımını gerçekten beğendim. Kutuyu açtığımızda ilk olarak baskı sırasında denemek için gönderilmiş bazı materyaller karşımıza çıkıyor. Kullanma kılavuzunu, lazer başlığın kendisini, 5 voltluk adaptörü ve Type-C güç kablosunu görüyoruz. Gözlerimizi lazer ışığından korumak için koruyucu lazer gözlüğü de çıkıyor ve bir tane de temizleme bezi çıkıyor. Çünkü lazerin gönderildiği yerde böyle cam gibi bir yer, orayı da arada bir silmemiz gerekiyor. Sonrasında kutunun içerisinden lazer standı çıkıyor. Bu standın tasarımını da çok beğendim. 90 derece olarak dönüp karşıya, yani duvar gibi bir şeyin üzerindeki yüzeylere de yazı yazabiliyor. Çevirip aşağı baktırdığımızda da normal bir lazer yazıcının yaptığı her işi yapabiliyor. Zemindeki baskı alacağımız materyalin yüksekliğine göre standın boyu yukarı ve aşağı şekilde de çok rahatlıkla inip çıkabiliyor. Bunu da yine kutunun içerisinden çıkan cetvelle ölçebiliyoruz. 20 cm'ye odaklandığı için yüzeyle lazerin arasında tam 20 cm olması gerekiyor. Bir de sağlam ve ağır bir telefon tutacağı göndermiş. Bu da mobil uygulama üzerinden ayar yaparken aynı zamanda lazeri izlemek istiyorsak yanına koyup şık bir şekilde kullanabiliriz. Aslında daha çok bir hediye gibi. Videoyu çekerken LC100'de bayağı bir test yaptım. Öncelikle dikkatimi çeken şeylerden bahsedeyim. Lazerin gücü 500 mW. 500 mW aslında bir lazer kazıyıcı için bayağı düşük bir güç. Çünkü 40 Watt'lık, 30 Watt'lık, 20 Watt'lık lazer kazıyıcılar ortaya çıktı. Ama onların boyutları tabii kocaman boyutları var. Ağırlar ve çok pahalılar. Eğer kesme işlemi yapmayacaksak ya da sadece kağıt, karton gibi ince şeyleri keseceksek bu cihaz gerçekten çok detaylı bir şekilde, yani böyle piksel çözünürlüğü olarak düşünürsek çok detaylı bir şekilde kazıma yapabiliyor. Özellikle şu Eva süngerin üzerine yaptığı şeyi gerçekten çok beğendim. Daha önce denediğim hiçbir lazer kazıyıcı bu şekilde bu kadar kaliteli bir baskı vermemişti. Lazer gücü biraz yüksek olduğunda bu tip şeylerin kazıması biraz zorlaşabiliyor. Çünkü lazeri çok dağıtıyor. Bunun lazeri böyle küçücük bir nokta gibi işlediği için çok detaylı, çok yüksek çözünürlüklerde baskı alabiliyoruz. Diğer dikkatimi çeken şey sessiz olması. Yani sessiz derken gerçekten sessiz. Herhangi bir ses yok. Diğer lazer yazıcılarda fanın üzerinde bir soğutma fanı oluyor. Sürekli bir uğultu sesi duyuluyor. Aynı zamanda motorlardan ses geliyor. İşte bir bilgisayara bağlıyoruz. Her yer kabloluyor. Adaptörler vesaire. Bunu powerbank ile bile besleyebiliyoruz. Neredeyse cebimize alıp götürüp kullanabileceğimiz şekilde küçücük tasarlanmış. Yine kafasının dönebilir olmasını da çok beğendim. Çünkü her zaman yerdeki malzemeleri değil, bazen de dik duran malzemenin üzerine baskı alabiliriz. Örneğin bir üretim yapıyoruzdur ve kutunun üzerine markalama yapmamız gerekiyordur. Kutuyu hemen önüne koyup şöyle çevirirsek artık kutunun üzerine de yazı yazabiliriz. Bu özelliğini de gerçekten çok beğendim. Yine normal tip lazerlerde odak ayarı yapmakta biraz problem olabiliyor. Bazı lazerlerin ucunda böyle değiştirilebilen, döndürülebilen şeyler oluyor. Gözlük takıp oradan işte lazerin çıktığı noktayı falan küçültmemiz gerekiyor. Bunda öyle şeylere de ihtiyaç yok. Doğrudan 20 cm'lik bir cetvel var. Şöyle çekip, yükseltip, alçaltıp bu 20 cm'yi ayarlayıp hemen baskı alabiliyoruz. Mobil uygulamanın tasarımı, kullanımı da bayağı basit. Hemen çektiğim bir fotoğrafı ya da daha önceden çizilen herhangi bir şeyi mobil uygulamaya yükleyip tek tuşla baskı alabiliyoruz. Tek ayarlamak istediğimiz şey burada lazerin gücü oluyor. %100 ile %0 arasındaki seçeneklerden birini seçerek çok sert olmayan materyallerin üzerine baskı alabiliyoruz. Peki bununla nelere baskı yapabiliriz, nelere yapamayız? Metal, taş gibi çok sert yüzeylerin üzerine baskı yapamıyoruz ama bazı taşların üzerine bence yapabilir. Yani yapılamadığı yazmış ama benim daha önce kullandığım 500 mW'lık lazerler taş gibi kısmen yumuşak yüzeylerin üzerine baskı yapıyordu. Şeffaf şeyleri kullanamıyoruz. Mesela camın üzerine herhangi bir şey yapamıyoruz çünkü lazer ışığını doğrudan geçiriyor. Ayna gibi ya da parlak metal gibi şeylerin üzerine de yine baskı yapamıyoruz çünkü o da lazer ışığını yansıtıyor. Bu aslında sadece bu cihazın değil, ortalama olarak piyasadaki çoğu lazer kazıma makinesinin problemi.
Kanalımda hem güçlü hem güçsüz lazer makineleriyle ilgili inceleme videoları mevcut. Eğer lazerlerle ilgili daha fazla şey merak ediyorsan şuradan lazerlerle ilgili oluşturduğum oynatma listeme ulaşabilirsin. Şöyle konuyu da kısaca toparlayalım. Makinayı genel olarak beğendim. Hem malzeme kalitesi çok güzel, hem taşınabilirliği çok güzel, hem powerbankle bile çalışabiliyor. iOS'ta Android'le uygulama üzerinden tek tıkla lazer baskısı alabiliyoruz. Çözünürlüğü de gerçekten çok güzel. Farklı bir teknoloji, dediğim gibi diğer lazerlere benzemiyor. Eğer böyle markalama gibi şeyler yapmayı düşünüyorsanız, yani kesme işlemi yapmayacaksanız, alınabilecek bir cihaz olduğunu düşünüyorum. Beni izlediğin için teşekkür ederim sevgili dostum. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendine iyi bak, hoşça kal.